Arkadaşlar merhabalar. The Economist dergisi yine çok ilginç bir kapağı imza attı. Bunları sizlere sık sık yorumluyoruz. Zira hep bahsettiğimiz o plan ve projelerin yani küresel alanda yapılan sinsi planların içerisinde olan bir yayın organı. Çünkü sahipleri biliyorsunuz Roşitler ve dolayısıyla dünyada olup bitenler, küresel alanda meydana gelen gizemli olaylar, hele hele parasal olaylar, hele hele Amerika'daki seçimler onların en büyük ilgi alanlarından biri. Dolayısıyla ilginç bir kapakla çıkmış ve ABD seçimlerini konu almış. Ortaya bir masa yerleştirmiş ve dolayısıyla işte Amerikan bayrakları, efendim Pentagon bayrağı ve çok enteresan bir başlık atmış. Ne kadar çirkinleşecek? Daha ne kadar çirkinleşecek ve dolandırıcı masanın üzerine de dolandırıcı kelimesini yerleştirmiş. Şimdi Tabii bu ne anlama geliyor? Ne mesaj içeriyor? Bunları sizlere yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle değerli dostlar, her zaman söylediğimiz gibi Amerika'daki seçimler sadece ABD'yi ilgilendirmiyor. Niye? Çünkü Amerika bugün itibariyle dünya jandarmalık rolünü üstlenen bir devlet. Küresel rezerv para, dolar ve dolayısıyla Amerikan ekonomisi, Amerikan küresel siyaseti bütün dünyayı maalesef ama maalesef etkiliyor. O yüzden bu seçimler önemli. 5 Kasım'da yapılacak. Şimdi Demokratların adayı işte Kamala Harris, efendim Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump. Şimdi kim kazanacak? Bütün soru bu. Kime göre kendilerini ayarlamaları gerekiyor bu küresel elitlerin ya da ABD derin devletinin kime göre bir ayar, bir konum yapmak zorunda kalacaklarını tartışıyorlar. O yüzden de bu seçimler önemli. Ha Donald Trump biliyorsunuz 2016 yılında yapılan seçimlerde beklenmedik bir şekilde başkan olmuştu ve dolayısıyla küreselcilerle bazı konularda çakışmıştı, karşı karşıya gelmişti. Ama şunu söyleyeyim, her zaman ifade ettiğimiz gibi o küresel akıl, şeytani akıl, stratejik akıl ne derseniz deyin, bu akıl hiçbir zaman tek ata oynamaz. O yüzden şimdi e, deneme yapıyorlar. Yani eğer Donald Trump söylediklerinin hepsini yaparsa sıkıntı yok. Yani hat Trump olmuş. Ha Kamala Harris olmuş. Hiçbir fark yok. Ama eğer Güven hala zedelenmişse ve Güven hala yoksa Kamala Harris'ten yana tavırlarını koyuyorlar ki koydular. Şimdi 2020 yılında attım, atmış olduğum bir tweet vardı. Demiştim ki küreselcilerin asıl e, şeyi adayı Kamala Harris. Çünkü gerek e, bayan oluşu, gerek efendim bir takım çevrelerle ciddi bağlantılar içerisinde oluşu ve eşinin bir Yahudi oluşu ve dolayısıyla onu allayıp pullayıp Amerikan kamuoyuna sunacaklar. Nitekim de Joe Biden'a öyle bir darbe yaptılar ki sivil darbe. Çünkü Amerikalılar da artık bu deyimi kullanıyor. Ve Donald Trump'a suikast girişimi yapılınca oyları artınca çok sinsi bir plan uyguladı. O küresel akıl, derin Pentagon aklı, derin ABD aklı çok enteresan bir hamle yaptı. Şimdi... O suikasttan sonra yani Donald Trump'a yapılan suikast girişiminden sonra ABD medyası, o küresel medya öyle bir algı oluşturdu ki efendim bakın Amerika'nın kazanmasının önündeki tüm engel Joe Biden. Halbuki kendileri oraya getirdi ve Joe Biden'ı gerçekten de bugüne kadar çok iyi kullandılar. Söyledikleri, dedikleri ve planladıkları her şeyi yaptırdılar, imzalattırdılar. Ama baktılar ki o suikast girişimi Donald Trump'ın lehine gelişiyor. Hemen devreye Joe Biden'ı harcayıp kamera herisi almak oldu. Ve nitekim hamle de başarılı olmuş gibi gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi Joe Biden'ın üzerine basın inanılmaz derecede gitti. Resmen aşağıladılar, resmen itibarsızlaştırdılar Joe Biden'ı yere düşmesini, efendim işte karanlığa selam vermesini vesaire filan. Daha önce Amerikan basınında, küresel basınında bunlar sık sık gösterilmiyordu. Ama o suikast girişiminden sonra e, popülitesi düşsün, imajı yıkılsın, yerine Kamala herisi getirelim diye basının önüne çıkardılar, zaaflarını gösterdiler ve gözden düşürdüler. Amerikan kamuoyuna şunu söylediler. Bakın yepyeni bir adayla geliyoruz. İşte kazanacak aday. Ve nitekim de şu anda Kamala Harris'in üzerinde çok ciddi şekilde duruyor. Yapılan kamuoyu yoklamalarında Kamala Harris'in 1-2 puan önde olduğu ifade ediliyor. Tabi her zaman da yine şunu söylerim. ABD'de yapılan bu anketlere pek inanmak mümkün değil. ABD halkı tabii ki kime oy vereceğini şimdiden belirlemiş durumda. Ciddi anlamda Donald Trump'ın oylarında bir yükselme olduğu görülüyor. Şimdi o zaman The Economist dergisi neden böyle bir başlık atmak zorunda kaldı? Ya da neden böyle bir mesaj vermek zorunda kaldı? Efendim daha ne kadar çirkinleşecek? Demek ki çok enteresan olaylar bekleniyor ki o olaylardan bahsedeceğim. Şimdi bütün dünyada bir göçmen ve sığınmacı sorunu meselesi var gibi gözüyor, gözüküyor. Çünkü ABD, bakın düzeltiyorum Almanya, Avrupa Birliği Schengen vizesini askıya aldı. Başta Almanya olmak üzere. Yani 1995'li yıllardan itibaren yürürlükte olan Schengen vizesini askıya aldı. Gerekçe ne? Gerekçe şu. Yani Almanya'ya, Avrupa Birliği'ne Efendim işte İslamcı terör örgütleri tırnak içerisinde. Efendim işte sığınmacılar şubu girmesin. Demek ki bir şey hazırlık var, bir hazırlık var. Hemen ardından Hollanda hükümeti ne yaptı? E, kendilerine bakın e, göçmenlerle, sığınmacılarla mücadele edebilmek için ohal yetkisi aldı. Ohal yetkisi istedi. Bu bunlar önemli. Bir şeyle, bir şeylere hazırlanıyorlar. Şimdi Amerika'daki seçimlerde bir iç çatışma dahi bekleniyor. Niye? Söyleyip şu anlamda şimdi Donald Trump özellikle göçmen karşılık politikalarla ön plana çıkıyor ve geldiğinde işte tekrar yeniden bir takım yenilikler efendim işte küreselleşmeyi durdurma vesaire filan bunları söylüyor. Bakın ben bunlara inanmıyorum çünkü 2016 yılında iktidara geldiğinde de bunları söylüyordu. Mesela NATO'yu dağıtacağız işte NATO hükmünü kaybetti efendim şöyle bir yapacağız ama çok kısmi şeyler yaptı. Çünkü Amerika başkanlar tarafından yönetilmiyor. Bunu herkes biliyor. ABD bir şirketler devletidir ve küresel şirketlerin hegemonyasında ve kontrolünde olan bir devlettir. Dolayısıyla başkan kim seçilirse seçilsin esasında o küresel sermaye oligarşisinden, Pentagon'dan ve CIA'den oluşan o derin yapı ve o müesses nizam Amerika'yı yönetiyor. Başkan onların dediklerini yapmak zorunda kalıyor. O yüzden bu sefer eğer gerçekten de Donald Trump kazanırsa şöyle bir tehlike görüyorlar. Biliyorsunuz Donald Trump hakkında yaklaşık 50'ye yakın dava açıldı. Ve bu davalarda çok ciddi cezalar alabileceği ifade edildi. Şu anda demokrasinin kılıcı gibi başında sallandırılıyor. Ve eğer Donald Trump kazanırsa işte o kendisine bu davaları açan o müesses nizamın içerisindeki bir kısım insanlar, bir kısım akıl, sermaye oligarşisi ya da işte o derin bürokrasisi, bürokrasi bu küreselcilere karşı çok ciddi bir hamle yapacağını düşünüyorlar Donald Trump'ın. Dolayısıyla onlar için ölüm kalım mücadelesi olarak görülebilir. Şimdi baktığınız zaman Donald Trump da Kamala Harris de İsrail konusunda hiçbir fark yoktur aralarında. Öyle gözüküyor ki ikisinin de vaatleri aynı. Ne diyorlar? Geldiğimizde yüzde yüz İsrail'in güvenliği konusunda teminat veriyoruz. İkisi de aynı şeyleri söylüyorlar. Bu konuda fikirler. Yani İsrail konusunda değişen bir şey olmayacak. Hatta şunu söyleyeyim. Eğer Donald Trump kazanırsa İsrail konusunda daha kötü şeyler olabilir. İslam coğrafyası adına, Gazze adına daha kötü şeyler olabilir. Bazıları Donald Trump'ı böyle hani kurtarıcı, efendim geldiğinde işte küresel savaşı durdurabilecek, efendim işte dünyadaki adaletli gelir dağılımını sağlayacak, Orta Doğu'da savaşa son verecek bir kişi olarak görüyor. Asla öyle değil. Yine söylüyorum, Donald Trump da küreselcilerin iyi polisidir. Ama ilk tercihleri değil. Her zaman öyle olmuştur. A ve B planları vardır küreselcilerin. Dolayısıyla ilk A planı Kamala Harris. Bunun kazanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Bakın hile de dahil. Şimdi Amerika'da dijital ortamda oy kullanılıyor biliyorsunuz. Aynı zamanda posta yoluyla oy kullanılıyor. Geçmiş seçimlerde Donald Trump bunu açık ne şekilde ifade etti. Dedi ki işte bir takım ileler var vesaire filan diyerek itirazlarda bulundu. Ama ne oldu? O müesses nizam onun üzerine kapattı. İşte 6 Şubat kongre baskını vesaire bunlar bahane edilerek bunun tekrarlanmaması için Donald Trump bir şekilde o seçimlerde saf dışı bırakıldı. Ve bugünden itibaren ne diyorlar? Rusya ABD'deki seçimlere müdahale edecek. İşte The Economist dergisi en çok vurgu yaptığı konulardan bir tanesi bu. Diyor ki burada her halükarda, bakın hile bile olmasa, herkes gidip oyunu düzgün kullansa bile burada bir kaos kargaşa çıkacak diyor. Çünkü genellikle Donald Trump kaybettiğinde seçimlerde hiçbir şey olmasa bile Donald Trump'ın taraftarları sokağa dökülecek. Yani ABD'de bir kaos kargaşa ortamı olacak. Korkuları bu. Ve bundan bahsediyor. O yüzden daha ne kadar çirkinleşecek diyor. Ve belli ki bakın belli ki bu seçimleri Kamala Harris'in kazanması için her şey hazırlanmış. Ve bunu örtmek, burada yapacakları bu hileyi engellemek, kamuoyunun tepkisini en aza indirmek için Rusya'ya diyorlar ki Amerikan seçimlerini sabote edecekler. Hatta Çin'e de aynı şeyi söylüyorlar bir devlet kalkıyor diyor ki bir başka devlete aman ha bizim seçimlerimizi sabote etme. E siz dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak kendinizi gösteriyorsunuz. Teknolojik anlamda en ileri düzeyde ülke olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ama başka ülkeye bizim seçimlerimize müdahale edecek diye efendim adeta yalvarıyorsunuz. Yapma diyorsunuz. Şimdi buradaki oyun şu. Kendilerinin yapacağı bir hileyi ya da bir efendim hilebazlığı bir başkasının üzerine atarak içerideki kamu oyunu efendim işte o e, hedef düşmana e, kilitlemek ya da içerideki kaos kargaşayı önlemek. Şimdi burada iki türlü e, hile yapılabilir. Bir dijital alanda dijital e, şey, oy kullanma üzerinden diğeri de işte posta yoluyla. Şimdi bunu yapabilirler mi? Yapabilirler. Dijital ortamdaki hiçbir bilginin güvenli olmadığını defalarca gördü. İşte mavi ekran. Yine bir mavi ekran e, işte güncellemesi tırnak içerisinde olabilir. Yaparlar böyle bir şey. Kilitlerler yaptıklarını, yapacaklarını yaparlar. Seçimi kimin kazanmasını istiyorlarsa kazandırırlar. Dolayısıyla bittikten sonra da geçmiş olsun. İşte korku bu. The Economist dergisi o seçimlerin kim kazanırsa kazansın bakın isterse hile de olmasın kazanmaları takdirde bu tartışmaların devam edeceğini söylüyor. Bu mesajı veriyor. Hele hele şunu diyor. Her halükarda Donald Trump gerçekten kaybetse bile taraftarlarını sokağa çağıracak. Taraftarları hile diye sokağa dökülecek ve Amerika'da büyük olaylar olacak. Verdiği mesaj bu. Bunu sizlere aktarmak istedim. Tabi burada kaos kargaşanın olması, Amerika'daki iç çekişmenin kaosun kargaşanın olması piyasalara yansıyacak. Küresel alanda yansımaları olacak. Ekonomik, siyasi yansımaları olacak. Ve dünya belki de buradaki kaos kargaşadan çok daha büyük etkilenerek efendim ne olacak? İşte hani derler ya keşme keş bir dünyaya doğru kaosa doğru sürüklenip gidecek. Ha burada Kamala Harris'in kazanması demek esasında küreselci politikaların da devam etmesi demek. Donald Trump'ın kazanması halinde yapabileceği en iyi şey eminim ki işte Ukrayna Rusya savaşını biraz daha yumuşatmak. Ama onun da altyapısını küreselciler hazırladı zaten. 10 yıllık bir askeri anlaşma yaptı Ukrayna Amerika ile ve bütün izinleri zaten verdiler. Bu savaşta durdurabileceğini zannetmiyorum. Orta Doğu'da eğer Trump kazanırsa dediğim gibi işler daha da kötüye gidebilir. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.